özellikle Batı'da yaşayan Müslümanlar arasında, muhtemelen İslam dünyasında da öyledir. İslam'ın Judeo-Christian yani Yahudi Hristiyan geleneğinin bir anlamda devamı olduğunu söyleyen çok sayıda filozof, düşünür var. Eğer bu böyleyse, biz şunu da biliyoruz, Hicaz bölgesinde Yahudiler var, Hristiyanlar var. Böyleyse eğer ve bunlar ahlaki prensipler ortadaysa, Allah Teala neden ikinci bir din ya da diyelim ki son din olan İslam'ı ya da o vahiy halkasının son, zincirin son halkası olan Efendimiz'e gelen vahiy göndermek durumunda hissetti kendini diye bir soru sorulabilir mi hocam? Buyurunuz. Tabii her türlü soru sorulabilir. Ama dinin mahiyetini biraz daha netleştirmek istiyorum. Siz bir tanım sundunuz. Tabii tanımda klasik bir tanım. Tabii orada, Maturidi'nin... Yok, bu genel İslam bilginleri ortak bir şey üzerinde birleşir. İslam bir din olarak nedir? Ayrı bir sorudur. Din denen şey nedir? Ayrı bir sorudur. Din bugün de geçmişte de farklı tanımlanmıştır. Ama geçmişte İslam bilginleri arasında en çok genel anlamda dinin tanımı şudur. Yani din, insanın yanlış veya doğru, batıl veya hak olarak inandığı şeyin adıdır. Burada her ikisine de bir çıkış noktası var. Fakat İslam'ı bir din olarak tanımlarsak, orada şu unsurlar öne çıkıyor. Sizin de başta söylediğiniz bir kısmını. Bir defa dinin insanları kendi maşeri vicdanında birleştirecek bir mesaj olabilmesi için insanı en iyi tanıyan varlık olan Allah tarafından gönderilmiş olması şart. İkinci bir özellik, dinin akıl sahibi birisine, yani biz akıllı olarak dine muhatabız. Aklımız olmadan dine muhatap olamayız. Şüphesiz. Akıllı olmak önemli, bu muhatap için şart ama akıllı olmak da yetmiyor. İradesiyle ona yönelmesi, Tanrı'nın size gönderdiği mesaja evet veya hayır, şu sebepten dolayı kabul ediyorum ya etmiyorum diyebilmesi için iradesini kullanması gerekir. Onun için klasik anlamda İslam bir din olarak tanımlanırken burada akıl sahiplerini kendi iradeleriyle dünyada iyiliğe, ahirette mutluluğa ulaştıran kurallar manzumesidir diye tanımlar. Bir başka nokta dünyada iyiliğe sevk etmektir. Aslında din insanın fıtratında olan, eğer selim bir akılla, salim duygularla düşündüğünüz zaman iyilikten yana olacaktır insan. Aslında fıtraten insan böyle yaratılmıştır. İyiliğe meyyaldir. Günahsız yaratılmıştır. Siz vicdanınıza veya fıtratınıza yabancılaştığınız zaman din size tekrar bir ayar veriyor. Yeniden formatlamaya çalışıyor. Hocam girebilir miyim bu arada? Bir itiraz edebilir miyim? Şöyle, ben öyle olmadığını düşünüyorum. Bildiğimden falan değil. Yani bana öyle geliyor ki çevremde olup bitenlere baktığım vakit, tarihsel bir okuma yaptığım vakit, insanın sanki özünde kötücül olduğu, fakat dinlerin ve öteki belki beşeri ahlaki öğretilerin bu insanın kötücül yönünü iyiye doğru çevirme gibi bir fonksiyonun olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Sizin söylediğinizde tam ters bir şey. Bu aslında ters değil. Şöyle bunu uzlaştırabiliriz. İnsan akıl sahibi olduğu sürece iyiyi görmek ve husn kubu olayı biliyorsunuz. İyi ve kötü kim tespit, nasıl tespit edebilir? Akılla tespit edebilir. İyiyi tespit etme gücü varsa, iyinin kendisine ve topluma faydalı olduğuna inanıyorsa ona yönelecektir. Yalnız burada fıtratta var olan bir nüvenin harekete geçirilmesi gerekiyor. Tabii ki siz hem iyilik yönümüz bizim, iyiliğe yönelik bir vücut, yani hayvanlarla ortak bir noktamız da var. Ama asıl noktamız iyiliği gerçekleştirmeye yönelik. Yani insanlık tarihi dikkat ederseniz hep kötülükte birleşmedi. Toplu akıl kötülükte birleşmez. İyilikte birleşir. Kötülükte birleştiği zaman o zaman tamamen yozlaşma vardır. Allah orada yeniden bir format vermek durumunda kalıyor. Yani mesajını yeniliyor. Hocam benim dikkat çekmek istediğim, özellikle orayı biraz daha açayım. Belki soruyu daha iyi şey yapacağız. Burada evet, insan iyilik yapma. Din denilince aslında iyilik. İslam'ın tanımında bu çok önemli. Fakat biz dini iyiliğe yönlendirici bir araç olarak kullanmak yerine bazen insan dine feda edilebiliyor. Bu defa din insan için olmuyor.
İnsan din için oluyor. Bütün nokta burada kilitleniyor. Bugün IŞİD veya başka yapılardan bahsettiniz. Eğer insanı din için bir robot gibi kabul ederseniz, iradesini kaldırır, vicdanını ortadan kaldırır, iyilik merkezden kaldırılırsa onu bir suç makinesine döndürebilirsiniz. Evet, evet. Halbuki İslam'ın şeyi bu değil. Yani insanı insan, daha iyi bir insan yapmak. İnsanın varlığında olan bir şeye bunu benzetelim, tohuma. Siz tohuma ne kadar iyi özen gösterirseniz sonuçta vereceği meyve ona göre olacaktır. Evet. Aslında Allah insanı vahiyle kendine daha önce kodlamış olduğu istidatlarını, kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik bir dindir. Ama biz dini şöyle anladık. Din bize geldi, tevhid kelimesiyle kabul ettik, beş vakit namaz kılıyoruz, bitti. Din böyle bir şey değil bana göre. Din insanı sürekli kendini geliştirmek üzere sürecin içinde olan bir şey. Eyvallah. Ve yine sonucu iyilik yapmayı dinin kendisi öneriyor ama yapacak kişi yine insanın kendisi. İrademiz olmadıkça biz o zaman iyiliğe de yönelemeyiz. Bir ki irademizi, aklımızı birine teslim ettiğimizde o zaman sonuçlar felaket olabiliyor. Şu an felaket zaten dünyaya baktığımda. Siz dediniz ki insanlık yanlış üzerine konsensüs oluşturmaz. Hı hı. Bütün bunu, insanlık olmaz. Bir grup olabilir, yani bir ideoloji olabilir. Ben bugün dünyaya baktığım vakit bütün insanlığın yanlış üzerine konsensüs halinde olduğunu görüyorum. O aklıyla dönecektir bir. Yani ama Bade Harabül Basra yani kelimenin tüm anlamlarıyla Bade Harabül Basra, onu söylemiş olayım. Yalnız müsaade ederseniz tabii orada ya mutlaka yanlış üzerinde, yalan üzerinde de bir toplum birleşebilir. Bunda şüphe yok, buna katılıyorum. Fakat unutmayın ki insanlık mutlaka bunu tarihe de yanlış olarak yazacaktır. İnsan ve insan olmayı küçümsememek gerekiyor. Eyvallah. Akıl sahibi olmayı küçümsememek gerekiyor. Şüphesiz. Keşke o aklı kullanabilecek cesarete sahip olsak. Bunun yanlış olduğunu biz tarihe yazacağız. Eyvallah. Hadi. Ama yani keşke yazmak durumunda kalmasak. O küçük bir yani, sönmez hocaya. Bir dinin içerisinde neyi çekip çıkarırsanız, bu ister Hazreti Peygamber'in getirdiği din olsun, tebliğ eti, ister Musa'nınki olsun. Neyi alırsanız çöker. Adalet duygusunu oradan çeker, çıkarırsanız, hem duygu hem de değer olarak çıkarırsanız çöker. Rahmeti, merhameti çeker, çıkarırsanız çöker. Hakkaniyeti çeker, çıkarırsanız çöker. İnsanlar neye isyan ederler Kemal Bey? İnsanlar adalet duygusu. Bunların olmazlığına, eksikliğine. Bunlar yoksa insanlar isyan eder. Şimdi deniyor ki işte ya niye bu örgütler çıktı? Bunun tek bir açıklaması var. İnsanlara vaat edilenler gerçekleşmezse insanlar radikalleşirler. Bitti bakın. Evet. Şimdi bu din vaat etmiyor. Hayatta var olmanın, insan olmanın asgari standartları var ya. Bunu kabul etmek lazım. Anladım. Karnınız doyacak. Hı-hı. Üreme imkanları evleneceksiniz. Hı-hı. Hayvanlar gibi ortak. Karnınız doyacak. Hı-hı. Ve neslinizi devam ettireceksiniz. Ama bu yetmiyor. Bu hayvanlarla ortaklığımız. Üçüncüsü, biz insan olduğumuz için deminden beri Sönmez Hoca vurguluyor. Aklımızı, irademizi de kullanacağız. Sanat, estetik, bütün bunları meydana getireceğiz. Ya ben yaşadığım coğrafyada, Müslüman coğrafyayı kastediyorum, Orta Doğu'yu, Afrika'yı. Sanatı, estetiği, entelektüaliteyi, yani insan olmanın göstergelerini bir kenara bırakın. Hayvanların çok rahat olarak doyurdukları karınlarını bu adamlar doyuramıyorlar. Doğru mu? Doğru. Peki bu adamlar niye radikalleşiyorlar Allah aşkına? Bence haksız bir soru. Bu soru doğru bir soru değil. Bu adamların radikalleşmesini, bu gayet doğal. O zaman geçen TOBB Başkanı daha söyledi. Daha doğrusu beklenebilir bir şeydir diyorsunuz. Ya tabii ki istenmeyen bir şey. Ama TOBB Başkanı dedi, Müslüman ülkeler arasında gelir dağılımı bakımından 100 kat fark var. 100 kat. Bu dedi adaletsizlik kardeşlerim ya, bunun üstesinden gelelim. Şimdi zengin insanlar, varsın insanlar, bütün ihtiyaçlarını karşılayan insanlar niye eline silahını alıp da orada burada kendini feda etsin ki? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu meselelerde din elimizdeyken sihirli bir değnek gibi nereye dokunursak orası böyle gelişir, güzelleşir. Onu alırsanız çöker. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla olup biten olumsuzlukların tamamını dine fatura edip de bu arada dinden hıncımızı, öfkemizi almaya kalkmak da adil değil. Yani şu anda yapılmakta olan şey o. Son bir kelimeyi hatırlatayım, İhlasüddin'i. Biliyorsunuz İhlas Suresi bundan bahsediyor. Dinin halis
muhlis formuna kavuşturulması diye çok açık bir şekilde bu bilinir işte Maturidi'nin su metaforu, yağmur metaforu çok sık verilir. İlk çıktığı zaman buluttan tertemiz pırıl pırıldır diyor. İçerseniz şifa olur. Ama yeryüzüne indikten sonra rengi değişir, her şey, kokusu tadı değişir, kokusu değişir. Şifa olan su hastalık kaynağına dönüşür diyor. Din farklı coğrafyalara uğradığında maalesef yerel kültürler din olarak oraya bagajlanıyor. Ama bu da kaçınılmaz hocam. Yani kaçınılmaz ama kültür... Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onu halis formuna kavuşturmak ne dindir, ne kültürdür, ne örftür. Bunları görmek, bunları ayıklamak da aklı selim sahibi insanların görevidir. Görevidir, vicdani görevidir.